Dostlar selamlar, Alkim Kağıt %250 bedelsiz tarihini açıkladı. Evet arkadaşlar, daha önce bununla ilgili videomuzu yapmıştık sizlere. Ee, lütfen bunun bir yatırım danışmanlığı olarak almayın. Yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Sadece burada bir bilgilendirme amaçlı bu videoları çekiyoruz. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız, abone olursanız seviniriz. Bildirim zilini açınız, bu bizim için bir motivasyon. Paradan, borsadan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar sermaye piyasası kurulundan bedelsiz sermaye artırımına onay alan Alkim Kağıt Alka bedelsiz pay alma tarihini yatırımcılarına duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı şirket tarafından kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden şu şekilde açıklandı arkadaşlar. Şirketin sermayesinin 52 milyon TL'den tamamı müsait öz kaynak kalemlerinden karşılanmak üzere toplamı 131.250.000 TL'si bedelsiz sermaye artırım yöntemiyle ilave edilerek 183.750.000 TL'sinde çıkarılan TL'ye çıkarılmasına kurul tarafından 20.10.2022 tarih ve 60. Tire -1515 sayılı karar ile onaylanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 10'un 25'i 2022'dir. Yani yarın arkadaşlar salı günü tabloyu da görüyorsunuz burada. Mevcut sermaye 52 milyon 500 bin iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 131 milyon 250 bin iç kaynaklardan bir pay alma oranı %250 yani %250 hisse bölünüyor arkadaşlar. Bunu da yarın elinde alkim kağıt olanlar, alkı olanlar görecekler hisse senedi hisse sened olarak. Evet borsada işlem gören tipleri tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarihte 10. ayın 26'sı arkadaşlar 2022 yani çarşamba günü. Sermaye artırımı varsa yeni payların payları borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih ise 10. ayın 27'si 2022 olacak. Evet arkadaşlar hemen hissenin son durumuna da bir bakalım. Haliyle böyle bir durum söz konusu olunca ise şu anda görüyorsunuz 9.59 artmış arkadaşlar. 13.40 artı 13.40 lira 153.10 liradan şu anda Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Onanım Şirketi borsada duruyor. Evet arkadaşlar başlangıç seviyesi açılışı 153. E, bu baktığınız zaman ikinci seans en düşüğü 143.50 imiş 5 günlüğüne bir bakalım. 5 günlük baktığımız zaman 97.90 ve sürekli artıyor arkadaşlar. Sermaye art, bedel sermaye artırımı de kabul edildikten sonra görüyor musunuz? İnanılmaz artmış. Çünkü bölüneceği için böyle oluyor. Lütfen dikkat edelim yatırımlarımızda bu tür çünkü daha sonra farklı sonuçlar ortaya koyabilir. Evet arkadaşlar. Bunların hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtelim ve Tekrar tarihlerine baktığımız zaman da e, dikkat edelim tarihlere. 10. ayın 26'sında borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olacak. 10. ayın 27'sinde de e, semaye arttırma varsa yeni payların payları borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa da hesaplarından çıkacağı tarih olacak arkadaşlar. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi de 10. ayın 25 olacak. Yani 52 milyon 500 binden 131 milyon 250 bine kim, kağıt sermaye bedelsiz pay olarak sermayesini arttırıyor arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız da olursanız çok seviniriz. Teşekkürler bol kazançlar arkadaşlar.